Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala habibillah ve ala alihi ecmaîn. Bir önceki derste filozofların mevcudat şemasını gördük. Mevcutlar derken alem anlayışını taksim itibariyle nasıl gördüklerini tanıdık mevcudat şeması üzerinden. Ve orada cevherler kısmını cismani ve gayri cismani cevherler şeklinde ayırmıştık yani mücerret cevherler ve cismani cevherler. Cismani cevherler dediğimizde de burada tek başına cevher diye yazdım ama hani cis cevher, cismani cevher, gayri cismani cevher şeklinde ilerlemişti. Bir de cevher ve araz, ana taksim cevher ve araz şeklindeydi. Bu cevher kısmındaki detayları şimdilik zaten anlattık. Biraz araz kısmındaki arazlar bahsini detaylı şekilde, biraz daha detaylı şekilde anlatmayı uygun gördük. Çünkü bu kısım yani cevherle birlikte birazdan sayacağımız 9 tane toplam 9 tane arazlar bütün mevcutları kuşatan, bütün mevcutları kuşatan ana isimlendirmeler olarak görüldüğü için müstakil bir kitap olarak yazılmış kategoriler şeklinde Aristoteles tarafından kategorias. Bu daha sonra da Arapçaya tercüme edilirken mekulat kelimesiyle kavl kelimesinden üretmişler şeyi karşılığını. Mekulat söylenenler yani mevcutlara söylenen ana kategoriler ki kategoriler bugün biraz daha farklı bir anlamda kullanıyoruz zaten biz mevcutlara söylenen ana şeyler isimlendirmeler diyebiliriz. Mekulat biz buna mekulatı aşar diyoruz bugün 10 kategori 10 kategori dediğimiz burada cevher da kırmızı işaretledim 10 sayısını net bir şekilde görebilmek için cevher kategorisi bunlar içerisinde ayrı bir yerde duruyor. Diğer 9 tanesi de arazlar. Arazlar gördüğümüz üzere işte ey, meta, milk, fiil, infial, vaz, izafet, izafet, nicelik ve nitelik şeklinde. Nitelik ve nicelik şeklinde ilerliyor. Burada tabi arada başka ara taksimleri ifade etmek açısından başka isimlendirmeler de koyduk ama bunlar sadece özelliklerini belirtmesi açısından bir taksim. Kategoriler Aristoteles tarafından mantık külliyatının ilk kitabı olarak yazılıyor mantığa dahil edilerek tasavvur ediliyor. O şekilde kurgulamış. E çünkü bunun gerekçesi aslında açık. Çünkü mantığı bütün bilinmeyle dahli olan ana e metot olarak düşündüğü için, böyle bu şekilde vazettiği için kategoriler bahsinin de yani ana taksim mevcudatın temel taksimi bahsini de bu şekilde oraya etmeyi uygun görmüş. Fakat baktığımızda aslında mantığın sonraki şey, gelişimine, özellikle Farabi ve i̇bn Sina elindeki gelişimine ki i̇bn Sina'da yapılan bir şey bu. i̇bn Sina'daki gelişimine baktığımızda mantığın temelde tanımın ana unsurları ve kuralları devamında da akıl yürütmenin, istilalin temel unsurları olarak önermeler ve bunlardan kurulmuş olan kıyaslar şeklindeki taksimine baktığımızda kategorilerin buraya pek uymadığını görüyoruz. Kategoriler akıl yürütmeyle alakalı bir şey değil, tanımlamayla alakalı bir şey değil. Ha buradaki bazı unsurlar elbette tanımda dikkate alınacak. E, tanım teorisinin kuruluşunda fakat en uygun düştüğü yer çünkü en uygun düştüğü yer fizik kitabı olarak görülüyor İbn Sina tarafından. Nitekim o e, ilk yazmış olduğu yani e, ilk dönemlerde yazmış olduğu kitaplarında klasik tasnife Aristoteles'ten, Aristoteles şariklerinden devredile gelen klasik klasik tasnife göre, klasikleşmiş, gelenekleşmiş tasnife göre mantık kitabını kategorilerle başlatırken şeyde daha sonra son eserlerinden olan el işaret ve tenbihatta buradaki dizimi değiştirecek ve kategorileri mantıktan alacak. Neresi uygunsa oraya yerleşecek. Bu yerleştirdiği yerde fizik bahsinin girişi fizik kitabına taşıyacak yani kategoriler çünkü baktığımızda ana taksimi hatırlayalım ne vardı mümkünül vücut ve tanrı şeyi tanrıdan itibaren mümkünül vücut şeklinde ayrılmıştı. Mümkünül vücutla ilgili e, ana taksim olduğunu görüyoruz. Oysa tanrı üzerinde akıl yürütmeler de mantığa dahildir. Fakat kategoriler tanrı için geçerli bir durum değil kategoriler. Dolayısıyla mantığın okuşatıcı metot verme keyfiyetine uymayan bir karakter arz ediyor kategoriler bahsi ve en uygun düştüğü yerde gerçekten Fiziğin başı. Çünkü dediğimiz gibi bu fiziki mevcudatın ana taksimini bize veriyor. Fiziki mevcudatın ana taksimini bize veriyor. E, nedir bunlar dediğimizde? Cevherle ilgili detayı aslında bir, bir önceki şeyde verdik yeterince. Cevher dediğimizde cismani cevherler, gayri cismani cevherler ve bunların ana detaylarını e, kabaca verdik. Biraz daha araz kısmını, arazlar kısmını detaylandırmak uygun düşecektir. Temelde iki tane iki şeyden bahsedilebilir. İki ara taksimden bahsedilebilir. Nisebi, gayri nisebi. Nisebi yani nispetle alakalı. Nispetle kurulan, iki şey arasındaki nispet neticesinde kurulan arazlardan bahsediyoruz. Bunun detayını arazları anlattıktan sonra, buradaki detayı anlattıktan sonra tekrar döneceğim. Bunların nisebi olması ne anlama geliyor? Bir de nispetle alakası olmayan, yani iki şey arasındaki nispetle ilgili olmaksızın kurulan kategorilerimiz var. Nicelik ve nitelik. Buradaki Şeyi şuradan devam edeyim. Daha sonra buraya geçeyim. Öncelikle nitelikten bahsedelim. Nitelikler, nitelik şeyi Arapçada biz buna keyfiyet diyoruz. Keyfiyet kategorisi zaten dediğim gibi şey kitaplarında da müteahhil dönem kitaplarında da Umudu amme bahislerinden sonra yani genel kavramların vücut, imkan, imtina, e, illet, mağlul gibi genel kavramların varlık yokluk gibi genel kavramların tartışıldığı bölümden sonra daha sonra mahiyet bahsi, mahiyet bahsinin akabinde e, cevherler bahsi geldiğinde, cevherler ve arazlar bahsi geldiğinde oradaki ana başlıklandırmaların e, mesela şer'un Vakıtı ve başarı Makasıt'ta bu başlıklar üzerinden yürüdüğünü görürüz. Yani bu şeyi kategoriler taksimini onlar kitapların tasnifi haline getirilmiş durumdalar. Kitaplarının başlık tasnifi haline getirilmiş durumdalar. Nitelik dediğimizde dediğim gibi bu tahil dönem kelam literatürüne aşina birisi bunu tanıyacaktır. Nefsani niteliklerden bahsediyoruz. Nefsani nitelikler ve mahsus nitelikler. Mahsus burada his kelimesinden his derken duyumsamak, duygulanmak değil de duyumsamak anlamında kullanıyoruz. Mahsus nitelikler. Mahsus nitelikler belli, 5 tane duyuya hitap eden nitelik söz konusu. 5 duyumuza hitap eden. Bunların detayına ihtiyaç yok bu noktada. Nefsani nitelikler dediğimizde bizim Kelamlar, kelamcıların araz kategorisi altında zikrettiğini söylediğimiz hayat, ilim, kudret gibi şeyler var ya, diğer arazlar. Bu arazların yer aldığı yer de burada işte zaten. Mahsus şeyde nefsani nitelikler. Bunların özelliği ne? Bunların özelliği bir nefse bağlı olan nitelik olması. Fakat mahsus nitelikte böyle bir şey söz konusu değil. Nefse bağlı olma söz konusu değil. Nefsani nitelikler, bütün ilimle ilgili ilim, kudret dediğim gibi insanın insanla ilgili bütün sıfatların incelendiği bahis burası temelde. Tabi başka detay bahislerde başka konularda da incelenir. Başka başlıklar altında da incelendiği durumlar var ama buradadır. Burası aynı zamanda şimdi burada ilim, kudret gibi şeylerde sıralanıcı için, sıfatlar da sıralanıcı için daha sonraki şeylerde mesela e, müteahhit dönem kelam kitaplarında ilim bahsi incelenirken bazı bazen şey olduğunu görürüz. Tecditte bu vardır. Mesela mantık bilgisinin, mantık e, anlatısının, tasavvur ve transiklattan oluşan mantık anlatısının bu nefsani nitelikler altında, ilim başlığı altında, akıl, ilim, sonra ilim iki türlüdür. Tasavvur ve tasdik şeklindeki taksimle beraber buraya derce edildiğini göreceğiz mesela. Bakın mantık kelam kitaplarında öncesinde okutulmasının yanında, öncesinde bir alet ilmi olarak okutulmasının yanında bazı müteahhit önem kitaplarında arazların anlatıldığı, niteliklerin ve nefsal niteliklerin anlatıldığı kısmın altına derc vaziyette. Bu biraz şeyin devamı aslında. Yani Gazali'nin bütün ilimleri kuşatan, bütün ilimlere ilki verici bir ilim olarak kelamı tasavvur etmesinin bir uzantısı olarak görülebilir. Burası bir şey, yani burası ek bir bahis olarak ekledim bunu. Yoksa mantık mantıkla ilgili bilgilerin mantık ve şeyin ilmine dair verilerin işlendiği yer olarak şey burayı görmüyor zaten İbn Sina. Yani nefsani nitelikler altında, ilim bahsi altında incelemiyor onu. E, fakat bu dediğim gibi sonra kelam literatüründe kendine yer etmiş bir alışkanlık. Mahsus nitelikler dedi, nefsani nitelikler. Nefsani nitelikler dediğim gibi bütün insana insanlara ait bütün e, özellikler burada. Bu işte benzer bir kullanım önceki dönem kelamında da var aslında. Büngeye ihtiyaç duyan nitelikler şeklinde ifade etmiş onlar da mesela buradaki ifade şeyi benzer bir taksimi nitelik kategorisi böyle nicelik kategorisinde biraz detay var nicelik kategorisi şimdi burada tahtada çok fazla e, taksim e, daha da fazla şey olmasın dallanıp budaklanmasın diye aradaki bazı taksimleri atladım bazı başlıkları atladım e, ama onları sözlü olarak söyleyeyim en azından nicelik kategorisinde iki temel taksim var birincisi e, nicelik nicelik dediğimiz yani kemmiyet, kemiyet, Arapçada kemiyet diye ifade ederiz bunu. Kemiyet kategorisi bir şekilde ölçüyle alakalı, ölçüyle ilgili ne varsa burada, ölçüyle alakalı bütün mevcutlar, ölçüyle, ölçüyle alakalı bütün mevcutlar burada ee, tasavvur ediliyor. Bunları ilk önce şu şekilde taksim ediyorlar. Muttasıl, muttasıl nicelikler, yani bitişik nicelikler, ve munfasıl nice'likler şeklinde e, tasavvur ediyorlar. Muttasıl dediğimizde, muttasıl dediğimizde, özel öncelikle munfasıldan bahsedelim. Munfasıl nice'lik dediğimizde özelliği şu. Niceliği oluşturan unsurlar, niceliğin elemanları arasında ortak bir unsur yok. Ortaklık söz konusu değil. Burada bizim bugün doğal sayılar şeklinde ifade ettiğimiz adet kavramı yer alıyor, yer alıyor. Çünkü klasik aritmetikte bugünkü matematik gibi detay olmadığı için sürekli yani süreklilik ifade eden bir matematik olmadığı için sayılar birbirinden ayrı olarak tasavvur ediliyor. Zaten doğal sayıların kendisini düşündüğümüzde bu makuldür. Günümüzde de anlaşılır. Fakat sayılar doğal sayıların ibaret değildir bugünkü matematikte. Doğal sayılar yani sayı dediğimiz yerde o da doğal sayılar. Bugünkü sayma sayıları. Bun işte 1, 2, 3, 4. 1 ile 2 arasında bir müşterek nokta söz konusu değil. Ha bugün kesirli sayılar falan diye düşündüğümüzde bir şey düşünebilir ama böyle bir tasavvur yok zaten. Kesirli sayılar yok bu Taksim'in yapıldığı zamanda. O 1, 2, 3, 4 şeklinde giden ya da ne bileyim köklü sayılar falan diye ifadeler söz konusu değil. Bu şeyle yani bu adet adet sayma sayıları burada kısacası. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Sayma sayıları burada. Yani nicelik kategorisi altında. Ne demiştik biz buna? Munfasıl demiştik. Munfasıl olmasının anlamı içerdiği elemanlar arasında müşterek bir noktanın bulunmaması. Aralarında müşterek bir noktanın bulunduğu şeyler de var. Nicelikler de var. Bunları o zaman muttasıl diyeceğiz. Muttasıl nicelikler. Muttasıl nicelikler iki tane. Bu ikisi arasındaki taksim de şu şekilde ilerliyor. Eğer biz bir muttasıl niceliğin, muttasıl yani bitişik niceliğin, muttasıl kemmiyetin elemanlarını Aynı anda var olarak görüyorsak, aynı anda var olduklarını biliyorsak bu başka bir şey. Fakat bir de aynı anda olmayan, elemanları aynı anda bulunmayan mutlak nicelikler var. Nedir bu dediğimizde zaman. Zamanın özelliği o halde nasıl bir şey? Zamanı oluşturan anlar onun elemanları olarak düşünebilirse, parçası olarak düşünürse eğer zaman anlardan oluşan bir şey olarak düşünürse bir sürekliliğe sahip. Yani bir sürekliliğe ardarda iki an arasında atomik bir durum yok. Yani an an arasındaki geçişkenlik çok sıkı bir geçişkenlik. Böyle bıçak gibi bilinmek e, aradan kesemiyorsun. Pek tek bir anı düşündüğünde o anın geçmişle gelecek arasındaki müşterek bir nokta olduğunu farkındasın. O müşterek nokta olması hasebiyle bu muttasıl, muttasıl ama T1 zamanı ile T2 zamanı arasında bir şey yok. Beraberlik yok. Beraberlik yok şu anlamda. Biri varken diğeri yok. Yani birinin girdiği anda, var olduğu anda diğeri yok oluyor. Zamanın parçaları böyle bir özelliğe sahip. Bu sebepten buna gayri karuzat zat ismini vermişler. Gayri karuzat zat yani zatı ne diyelim elemanları aynı anda var olmayan gibi bir tercüme yapabiliriz. Kelime tercümesi değil gerçi bu da istikrarsız, zatı istikrarsız demek bu. Ama kelimenin tercümesi şey vermiyor tabi bize, anlama dair bir şey vermiyor bu örnekte. Ee, ne var o zaman a'nın parçaları arasında evet bir süreklilik söz konusu, bir müştereklik söz konusu fakat bir parçası varken diğer parçası yok oluyor. İki parçası aynı anda var olamıyor. Zamanın özelliği bu. O halde diğer kısım, diğer kısım da parçaları aynı anda var olabilen ve aralarında parçaları arasında bir süreklilik bulunan nicelik. Bu da nedir dediğimizde üç tane şey: çizgi yani tek boyutlu çizgi, bunun iki boyutlu hali olan yüzey. Ve üç boyutlu ağla, hali olan cisim diyeceğim ama burada yanılmayalım. cisim değil de üç boyutlu geometrik cisim. Çünkü cisim dediğimizde cevhere girer değil mi? Araz olmaz. Burada e, zihinde tasavvur edilen ettiğimiz o şeyin e, cismin de cisimde birlikte bulunan şu cisimle birlikte. Bunun bir cismi var. Bunun bir de boyutu var. Üç boyutlu hali var. Üç boyutlu hali. Bunun üç boyutu bunun cisminden farklı bir şey. Bunun üç boyutlu hali bunun bir arazı. Aynı şekilde bunun yüzeyi, kapağının yüzeyini düşünelim. E, bu yüzeyi de bunun bir parçası olarak karşımızda fakat bunlar araz olarak varlar. Yani cisim olarak değiller. Cismin özelliği olarak varlar. Çizgi, yüzey ve üç boyutlu geometrik cisim. Üç boyutluluk. Bunlar da o zaman nedir bunun özelliği? Çünkü baktığımızda evet çizgiyi ikiye böldüğümüzde o böldüğümüz nokta her iki çizginin her iki parçası arasında müşterektir. Dolayısıyla çizginin parçaları arasında bir süreklilik söz konusudur. Bir bu onun muttasıl olması anlamına geliyor. İkincisi bu e, parçalar aynı anda bulunabilir. Bu da onun karuz zat olması yani istikrar sahibi, zatının istikrar sahibi olması anlamına geliyor. Karuz zat olması. Ama zamanda nasıldı? Zamanda evet anlar arasında bir geçişkenlik var fakat an bir an varken diğer an yok olmak zorunda. Anlar aynı anda var olamıyor. Yani buradaki beraberlik zaten zaman üzerine düşündüğü için, düşünüldüğü için başka türlü izahı mümkün değil zaten. Bu o zaman nitelik nicelik kategorilerimiz bu şekilde. Es asıl detay buradaydı. Ee, diğerleri biraz daha anlaşılır. Ee, tabii kelimelere baktığımızda anlaşılmaz gelebilir ama izah ettiğimizde anlaşılır. Şimdi nisebi kategoriler, gayri nisebi kategoriler inceleyelim iki tane. Nisebi kategoriler yedi tane. Bunlardan birincisi eyn. Eyn kelimesini kullanıyorlar. Eyn Arapçadaki eyneden. Yani eyni'yi isim gibi alıp eyn demişler. Eyn kategorisi. Eyni çünkü edat, e, soru edatı. Ama isim olarak eyn demişler. Eyni hiç eyn demişler. Mesela, mesela mekan dememişler. Çünkü bu mekan değil. Nerede sorusu bir şeyin mekana olan nispetini soran bir sorudur. Ortada bir mevcut var. Bu mevcutun bir mekanı var o mevcut ile o mekan arasındaki nispeti soruyorsun. Falanca şey nerededir diye sorduğunda doğrudan mekanın kendisini sormuyorsun. Niye? Yine soruyorsun. O şeyin mekanını soruyorsun. Yani o şeyin mutlak anlamdaki mekanı olan nispetini soruyorsun. Bu sorunun cevabında söylenen şeye bu özelliğe biz eğin diyoruz. O halde bir şeyin mekanı olan nispeti de bir arazıdır. Benim bu dersi işlemiş olduğum bu stüdyoda stüdyoya olan nispetim benim arazlarıma dahildir. Anlık o anki arazlarıma dahildir. Sonraki kategori meta kategorisi. Meta da yine Arapça ne zaman sorusundan alınıyor. Dediğim gibi bu zaman kategorisi olarak çevrilir bazı yerlerde. Yanıltıcıdır. Zaman kategorisi falan değil bu. Nedir bu? Bu bir şeyin zamanı olan nispeti kategorisidir. Bir şeyin zamanı olan nispeti. Yani zaman var. Zaman neredeydi? Zaman şuradaydı bakın değil mi? Yani nicelik kategorisinin altındaydı zaman. Ama şu bir şeyin, herhangi bir mevcudun, cismani mevcudun tabii ki, gerçi bu noktada fark etmeyecek. Gayri cismani de olsa sadece tanrı için söz konusu değil, zamansallık. Gayri cismani olsun, cismani olsun fark etmeyecek. Her türlü herhangi bir cevherin, herhangi bir mevcudun zamanı olan nispeti. Yani meta dediğimizde o şeyin zamanını soruyoruz. Ama zaman, zamanın kendisini sormuyoruz bakın. Zamanın hakikatin tartışılıyor, burası değil mesela. Zaman hakikati burada tartışılıyorsa yanlış yapılıyordur zaman hakikati şurada tartışılması gerekir. Nicelik kategorisinin altında tartışılması gerekir. Burası ne? Burada arıza olarak tartışılabilir elbette tartışılabilir ama o da değinilmediyse burada değinilebilir zaman hakikati meselesine. Bu bir şeyin zamanı olan nispeti. Dolayısıyla zaman var, bir mevcut var. Aradaki nispetten doğan özelliğe o araza vermiş olduğumuz isimdir bu meta kategorisi. Bir sonraki kategori milk kategorisi. Milk de sahiplik, iyilik kategorisi. Yani mesela şu kalem herhangi bir kalem değil benim kalemimdir. Dolayısıyla benim kalemim olmasının buna kazandırdığı bir özellik vardır. Benim kalemim olması. Ben kalem ile onun sahibi arasındaki o özellik bir arazdır ve gerçektir. Araz olarak gerçektir ve buna milk kategorisi adını veririz. Milk kategorisi ifade ederiz buna. Bu herhangi bir şekilde rastgele bir yerde durduğu zaman bu özelliğe sahip olmayabilir. Mesela kaybedilmiş bir kalem, sahipsiz bir kalem. Bu özellikten artık şeydir. bu özelliği belirsiz hale gelmiştir. Kaybedilmiş bir kalem, sahipsiz bir kalem. metruk bir bina, hiç varisi olmayan metruk bir bina böyle düşünülebilir. Fakat o şey bir kişiye ait olduğu andan itibaren bir vasıf kazanır, bir araz kazanır. Ona da biz o arazı da milk kategorisiyle ifade ediyoruz. Bu da sahiplik kategorisi. Bir şeyin üzerinde, bir kişinin üzerinde taşıdığı herhangi bir şu benim gömleğim ile Gömleğim arasında gömleğimle benim adamdaki iltibat mit kategorisiyle ifade ediliyor. Bir sonraki kategori fiil kategorisi. Fiil de bir e, ailenin eylem yapan bir öznenin bir oluşu olan nispetidir. Bir oluşu olan nispeti. Bu sebepten fiil kategorisi diyoruz. İnfialde de e, o oluşla o oluştan etkilenen şey arasındaki ilişkidir. Yani fiil ve infial kategorileri başka bir ifadeyle Etki ve edilgi kategorileri e, birer araz olarak tasavvur edilmiş. Bir sonraki kategorimiz vaz kategorisi. Vaz kategorisi bunu bazen konum kategorisi olarak tercüme ederler. Konum dediğimizde bugünkü Türkçe'de yanlış anlaşılmaya oldukça müsait. Çünkü konum dediğimizde biz mekanımızı kastediyoruz değil mi? Hangi ben konuyu, Bir konumat. Bilelim nerede olduğunu. Konumat, konumat. E, o zaman bize günlük Türkçe'de ne ifade ediyor? Konum. Bizim bir mekanı olan nispetimizi kastediyor. Neredesin? Mekanın neresi? Yani şurayla ilgili bir şey söylüyor. Ama vaz kategorisi böyle bir şey değil. Vaz kategorisi herhangi bir mevcudu düşündüğümüzde parçalı bir mevcut olacak ama bu. Basit mevcutlar için geçerli değil. Parçalı bir mevcudun, yani mürekkep olan bir mevcudun, basit olmayan bir mevcudun, uzuvları arasındaki nispet. Yani uzuvlarının birbirine olan nispeti. Ona halde biz buna vaziyet kategorisi diyebiliriz bakın. Yani vaziyet kategorisi. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak zaten organlarımızın organlarımızın birbirine göre konumu. Herhangi bir mekana göre değil de birbirine göre konumuna biz vaz kategorisi adını veriyoruz. Çünkü ben otururken farklı bir vaziyetteyim. Yani kolumun, e, ayaklarımın, başıma olan, omzuma olan hizasıyla ayaktayken e, hizası birbirinden farklı. Farklılık arz ettiği için uzuvların birbirine göre dizimi e, değişebildiği için bu değişimi ifade etmek, anlatabilmek adına VAS kategorisini yapmışlar. Bu VAS kategorisi felekler söz konusu olduğunda çok farklı bir şekilde şey yapılacak. Felekleri anlatırken belki bahis oraya gelir. En dış feleğin vazı nedir gibisinden bir tartışmaya girildiğinde orada farklı bir şeye zaha kapı açacak vaz kategorisi. Ama şu anda tek bilmemiz gereken bu aşamada dediğim gibi herhangi bir mevcudun parçalarının birbirine nispeti. Herhangi bir mevcudun parçalarına parçalarının birbirine nispetine biz ne diyoruz? Vaz kategorisi adını veriyoruz. Vaziyet kategorisi de diyebiliriz pekala. Son olarak, son olarak da izafet kategorisiyle karşı karşıyayız. İzafet kategorisi izafet kategorisi e, bas bayağı bizim dilde kullandığımız anlamda aslında. Yani mesela ben e, nispetle babayımdır. Anne babama nispetle evladımdır. İşte yeğenlerime nispetle amcayımdır, dayıyımdır. E, nineme nispetle torunumdur. Bütün bu özellikler gerçek bir özelliktir benim için. Fakat nedir? Bir şeyin, başka bir mevcudun başka bir mevcuda nispetle kazanmış olduğu ek özelliklere biz işte izafet diyoruz. Baba olmak, oğul olmak, öğrenci olmak, talebe olmak. Çünkü öyle, tek başına düşünüldüğünde e, zatından kaynaklanan bir durum değil. Ama bir kişi, iki kişi arasındaki şey, ilişki ders verme ve ders alma ilişkisi ise mesela burada bir kategori meydana, bir ilişki meydana bir izafet meydana geliyor, nispet meydana geliyor. Bunu da izafet kategorisi ifade ediyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Bu kategoriler meselesi bize şunu sağlıyor. Herhangi bir cümleyi aldığımızda bakın burada bir önceki dersin daha iki, iki önceki dersin tartışma konusuna da aslında e, dahil bir şey söylemiş olacağız. Herhangi bir cümleyi aldığımızda o cümledeki bütün unsurlar, o cümledeki bütün unsurlar e, burada bir yere yerleşiyor. Bu sanki e, nahivde e, bütün kelimelere bir yer bulmamız gibine gibi bir durum, ona benzer bir durum. Muhtemelen e, sırafi ile iki ders önce anlatmış olduğum sırafi ile Ebu Bishmet, e, Ebu Bish bin Yunus arasında gerçekleşen tartışmada sırafi'nin iddiasını öne sürerken göz önüne aldığı bu kategoriler meselesiydi büyük ölçüde. Çünkü kategoriler mantığın içinde değerlendiriliyordu. Ama biz sonraki dönemde İbn-i Sina ile birlikte mantıktan çıkardığını göreceğiz ama mantığın içinde değerlendiriliyordu ve kategorilere baktığımızda evet kategoriler basbaya herhangi bir cümleyi aldığımızda oradaki bütün cümlelerin hangi anlamda kullanılır? Yani hangi varlık kategorisine dahil olduğunu bize gösteren bir e, duruma sahipti. Dolayısıyla sanki Nahiv'deki özne, fiil, e, nesne gibi fiil fail meful gibi edelin <laughs> benzeri bir durum söz konusuydu burada. İşte zaman zarfı, mekan zarfı gibisinden durumlar söz konusuydu. Dolayısıyla e, bu şeyi dikkate aldığımızda bunun e, Arap tarafından, bir Arap dilcisi tarafından e, grameri olarak algılanması oldukça doğal. Yani anlaşılır bir şey. Burada bir örnek cümle üzerinden izah etmeye çalışayım. Örnek cümle üzerinden herhangi bir cümleyi kurabilir miyiz? Bütün bu unsurları bir arada e, ifade edecek şekilde. Mesela şöyle bir cümle üzerinden devam edebiliriz. Ya bu tamamen şey e, doğal olmayan bir cümle. Yani örnekleri göster şeyi buradaki e, deli gösterebilmek için unsurları gösterebilmek için kurmuş olduğum bir cümle. E, okuyorum cümleyi. Güneş gözlüklü ve kumral saçlı baba oğul Akşam vakti bir tepede oturmuş vaziyette ellerindeki birer bardak çayla gün batımını seyrediyorlardı. Ve yüzleri güneşin son ışıklarının etkisiyle kızıla boyanmıştı. Güneş gözlüklü ve kumral saçlı baba oğul akşam vakti bir tepede oturmuş vaziyette ellerindeki birer bardak çayla gün batımını seyrediyorlardı. Ve yüzleri güneşin son ışıklarının etkisiyle kızıla boyanmıştı. Mesela böyle bir cümle okuduğumuzda mesela güneş gözlüklü dediğimizde bunun Hangi kategoriye dahil olduğunu düşünelim. Güneş gözlüklü. Ne var burada? Bir eşyanın sahibine nispeti söz konusu değil mi? Bir eşyanın sahibine nispeti söz konusu. Burada ne yapıyoruz? Milki kategorisini görüyoruz birincisinde. İkincisinde devam ediyor ve kumral saçlı. Kumral saçlı fiziki bir nitelikten bahsediyor. Dolayısıyla nitelik kategorisi. Hangi nitelik kategorisinde altında? Mahsus yani gözle görülebilir bir renk özelliğinden bahsediyor çünkü saç rengi kumral saçlı baba oğul diyor bakın. Baba oğul. Baba oğul kavramı da yine bize izafet kategorisini gösteriyor. Akşam vakti, şimdi akşam vakti. E, akşam vakti dediğimiz olay nasıl bir şey? E, güneşin batışı durumu var. Bu bir olay. Bakın güneşin batışı bir olay, bir hadise. E, bu cümlede konu edilmiş olan kişiler var. Baba oğul. O güneşin batışının, baba oğla nispeti akşam vakti olarak düşünüyor. Yani ne zaman bunu bu şekildelerdi diyor sorduğumuzda akşam vakti diyoruz. Dolayısıyla burada zamansallık kategorisi söz konusu. Zamanla ilgili bir ifade olduğu için. Bir tepede oturmuş vaziyette bir tepede diyor mekana olan nispet eğim. Nerede diyoruz? Nerede sorusun cevabı çünkü. Oturmuş vaziyette. Çünkü oturmuş dedikleri zaman dediğimiz zaman demek ki bunlar e, yani beden Şeylerinin belli bir dizimini tasavvur ediyoruz. Hani farklı şekilde vücut organlarının farklı şekildeki e, ayakta olduğundan daha farklı bir vaziyette olduğunu anlıyoruz. Oturmuş vaziyette dediğimizde vaz kategorisine dair bir şey söylemiş oluyoruz. Ellerindeki birer bardak çayla işte burada el bardak falan bunlar elbette yine cevher kategorisine girer. Birer dediğimizde bir sayı bir bardak onun elinde bir bardak bunun elinde. Demek ki nicelik kategorisi altındaki sayıdan bahsediyoruz burada gün batımını seyrediyorlardı. burada yine gün batımını düşündüğümüzde fiil diyebiliriz. Hani gerçek anlamda bir fail yoksa da orada ortada bir oluş var. Seyrediyorlardı. Seyretmek yine burada fiil kategorisinde. Ve yüzleri güneşin son ışıklarıyla, güneş dediğimizde cevherden bahsediyoruz. Bir cevherdir bu. Son ışıkların etkisiyle kızla boyanmıştı yüzleri dedik mesela. Burada da infial kategorisi var. Yani bir şeyden etkilenme. Güneş ışığından etki alıp yüzünün kızla boyanması durumu. Ne oldu? Bu cümle içerisinde 10 tane kategori ifade edebildik. Bu aynı zamanda bize cümle içerisindeki unsurların ne olduğunu gösterdi. Bunu gören bir Arap dilcisi diyecek ki ya arkadaş bizim Nahiv'de yaptığımızı siz daha biraz daha farklı kavramlar üzerinden demek ki Yunanca da yapıyorsunuz diyecektir mesela. Dolayısıyla Sirafi'nin şey özür diliyorum. Tabii Sirafi'nin Sirafi'nin tartışmadaki iddiasını kategorileri göz önüne aldığımızda daha anlaşılır olduğunu fark edebiliriz bu şey anlatım devamında. Çünkü dediğim gibi o zaman için kategoriler henüz i̇bn Sıra Sina öncesi bir dönemden bahsettiğimiz için mantığın konusu dahilinde olarak kabul ediliyordu. Evet kategoriler bahsi de bu kadar. Böylece bir önceki dersle birlikte e, filozofların mevcuda anlayışına dair kaba taslak bir haritamız oluştu. Bu harita ilk derslerde şey yapmış olduğum, anlatmış olduğum ilimler şeması ile birlikte düşünüldüğünde ileriki derslerde önümüzü açacak ve arada arada bir kendisine kendilerine atıfta bulunduğumuz harita olarak karşımızda olacak. Evet. Bugünlük de bu kadar yeterli.